Selenit madeninden yalıtım levhaları ve blokları imal eden Feryum Ar-Ge ekibi zoru başarıyor ve çevreci pek çok unsur barındıran ürünü Genel Müdür Ali Ağcan Yükselen'in önderliğinde Konya'dan Türkiye'nin geneline duyuruyor. Mevcut yalıtım sistemleriyle kıyaslandığında bu ürün %100 yerli ve doğal olmasıyla fark yaratıyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yöntemlerden söz ederken yalıtımın adı mutlaka geçer. Öyle bir yalıtım malzemesi düşünün ki %100 doğal olsun, binaların nefes almasını sağladığından küflenmesin, kokmasın, çürümesin, yüksek ısılarda dahi yanmasın, ısıyla birlikte ses izolasyonu da sağlasın, üstüne üstlük %100 yerli sermayeye dayansın. Bu artık mümkün. Perlit madeninden yalıtım malzemesi elde eden Feryum Ar-Ge'nin genel müdürü Ali Ağcan Yükselen ve ekibi zoru başarıyor, çevreci birçok unsur barındıran örnek projeyle Konya'dan sesini Türkiye'nin geneline duyuruyor. 2009 yılında başlayan Ar-Ge çalışmalarımızı 2012'de neticelendirdik. 2012'de Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Mevlana Kalkınma Ajansı gibi devletimizin bir takım kurumlarından aldığımız destekle seri üretime geçtik. Yaklaşık 1,5-2 yıldır da insanımıza bu alanda hizmet veriyoruz. Yaptığımız şey ülkemizin malı olan perlit madeninden, dünya perlit yataklarının %40'ı Türkiye'de, perlit madenini genleştirerek genleştirilmiş perlitten ısı yalıtım ürünleri üretiyoruz. Duvar bloğu ve yalıtım levhası. Yeniliğe açık girişimci yapımız bizi harekete geçirirken çıkış noktasını milli bir ürün yaratma heyecanı oluşturdu diyor Genel Müdür Ali Ağcan Yükselen. Türkiye'nin projesi. Çünkü Türkiye'nin atıl olan kaynaklarını harekete geçiriyorsunuz ve atıl olan kaynakları harekete geçirerek enerji verimliliğine insanımıza tamamen doğal, tamamen yerli, tamamen insan sağlığına zararlı maddeler içermeyen ve yazın sıcaktan koruyan, kışın soğuktan koruyan bir ürün çıkaracaksınız ortaya. Bu beni çok etkiledi. Bizzat hem Ar-Ge'de, hem üretim sürecinde, hem makine imalat sürecinde, hem de yani işin tezgahından masanın arkasına kadar olan süreçleri bizzat yaşayarak geldim. Ve ortaya çıkardığımız ürünle de gurur duyuyorum. Mevcut yalıtım malzemeleriyle kıyaslandığında doğal ve yerli olması sistemin farklılığını ortaya koyuyor. Tamamen yerli olmamız, doğal olmamız, insan sağlığına hiçbir şekilde zararlı olmayan bir madde, zararlı olan bir madde içermemiş olması. Bütün bunları artıları topladığımız zaman ortaya çok güzel bir tablo çıkıyor. Ve biz de Türk insanı olarak, Anadolu insanı olarak bunu bütün dünyaya satmak istiyoruz. Bu başarıyı ortaya koymak istiyoruz. Genel Müdür Ali Ağcan Yükselen geniş bir ürün yelpazesine işaret ediyor. Isı yalıtım levhalarımız ve duvar bloğu olmak üzere genleştirilmiş perlitten ürettiğimiz iki ana ürünümüz var. Diğer ürünlerimiz işte çatı yalıtım için izoşilte, yine genleştirilmiş perlitten, işte perlit katkılı sıvamız, işte perlit katkılı şaparcımız, ısı yalıtım şapımız, tabliyelere veya tavana döşenen birçok ürünümüz var. Yükselen, ısı yalıtım levhası ve blokların uygulama esaslarına da değiniyor. Et kalınlığı 3 cm'den başlamak üzere 10 cm'ye kadar 40'a 40 ürünler ısı yalıtım levhası üretiyoruz. Bunlar duvara uygulanırken aynen seramik fayans döşer gibi dübel gerektirmemesi, yani ürünümüz tamamen doğal olduğu için diğer ürünler gibi plastik veya kimyasal içermediği için duvarı duvarla diğer yapı bileşenleriyle tamamen doku uyumludur ürünümüzün. Arkasına normal bilinen yapıştırıcılardan TS belgesini almış, kalite belgelerini almış yapıştırıcılar uygulanarak duvara fayans döşer gibi döşeniliyor. Ve bu şekilde dübel gerektirmeden, dübel opsiyoneldir, arzu edilirse atılabilir. Yine diğer ısı yalıtım levhaları gibi üzerine perdah sıvası, filesi, astarı, boyası bu şekilde duvara uygulanabiliyor.
Firmanın Türkiye distribütörü Yusuf Zekitaş, uygulama yapılan şehirlerde hızlı bir gelişim gözlemlediklerini, buna paralel olarak bayilerin sayısının da arttığını dile getiriyor. Antalya, İzmir ve Bursa'da ciddi uygulamalar yaptık. Konya zaten bu işin merkezi. Bunun dışında Kayseri'de, Aksaray'da, Malatya'da, Ankara'da ciddi uygulamalarımız oldu. Ve burada bu ürün hızla yayıldı bu uygulanan illerde. Ve bize bayilik konusunda ciddi teklifler, talepler olduğunu gördük. Şu anda İzmir, Bursa, geçen hafta içerisinde Mersin'de dahil olmak üzere Kayseri, Konya'yı söylemeye gerek yok. Biz Konya'dan başladık bu işe. Buralarda bizim resmi bayiliklerimiz şu anda oluştu ve bayilerimiz son hızla çalışıyorlar. Yusuf Zekitaş 2014 yılı hedeflerini açıklıyor. 2014 yılı sonuna kadar 81 ilimizde bir tane apartman dahi olsa uygulama yapıp ürünü herkese tanıtmak bizim hedefimiz 2014 yılı sonuna kadar. Yalıtım Levhaları'nın Konya bayii Hasan Söyler, ürünle nasıl tanıştıklarını, kendilerini bayii olmak üzere cezbeden noktaları neler olduğunu izah ediyor. Perum'u kendimiz inceledik, baktık, yerlerini gördük. Hasreten uyguladığımız yerlerde bunun sonucu ne olacak diye baktığımızda bizi sevindiren şeyler oldu. Sevindiren şey şuydu, bir kere müşterinin memnuniyeti. Şimdi sektörde, pazarda farklı bir ürünü satmak, herkesin sattığı üründen farklı bir şekilde oluşturmak. Biz bu yolu seçmiştik. Kentsel dönüşüm sistemiyle yeni binaların oluşmasında ve yeni binalarda da mimarlar, mühendisler nitelikli bina olarak kendi kendileriyle yarışıyorlar. Bunlar da farklı bir ürün arıyorlar işin gerçeği. Biz yeni mühendis arkadaşlara, mimar arkadaşlara, nitelikli bina yapmak isteyen arkadaşlara bu ürünü sunduğumuzda da gerçekten olumlu talepler alıyoruz. İnşallah da bu işi devam ettireceğiz. Yalıtım levhaları mevcut binalara da uygulanabilirken bloklar yeni inşa edilen binalarda kullanılıyor. Isı yalıtım levhamız hem yeni binalar hem eski binalar için geçerli olabilmekle beraber duvar bloğu kabası bitmiş bir binanın dış cephelerini peryum duvar bloğu, yalıtımlı duvar bloğu ile yalıttığınız zaman 15 santimlik duvar bloğumuz tüm bölgelerde mantolamaya ihtiyaç bırakmayacak şekilde ısı yalıtım değerini sağlamaktadır. Yani bu bizim için çok önemli bir şey, ülkemiz için çok önemli bir şeydir. Çünkü hem müteahhitlerimizi hem vatandaşlarımızı birkaç işten kurtarmış oluyor. Yükselen mineral esaslı bu yeni nesil malzemenin A1 sınıfı olduğunu söylüyor. Bu şu anlama geliyor, ürün yanmıyor, zehirli gaz üretmiyor, dolayısıyla yangın esnasında zehirlenme sonucu ölümleri engelliyor. Ürünümüze bir ateş tuttuğunuz zaman veya bir ısıya maruz bıraktığınız zaman hiçbir şekilde yanmamaktadır. Biraz evvel ben hiçbir kimyasal içermez dedim. Bunun da ispatı şudur, ateş tuttuğunuz zaman duman çıkmamasıdır. Duman çıkmadığı için sıfır karbon diye nitelendiririz biz. Karbon içermez, tamamen doğaldır. Açık alanda 1800-2000 dereceye kadar dayanıklı ürünümüz, kapalı alanda 1000 dereceye kadar dayanıklıdır. Yükselen ürünlerin ısı iletim katsayısının analiz edildiği laboratuvarlarda elde edilen sonucu da paylaşıyor. Mevcut ürünlerde en iyisinden 2 kat daha iyi olduğunu biz kendi laboratuvarlarımızda, akredite laboratuvarlarda, TSE'nin laboratuvarlarında tespit ettik. Yanmazlığı TSE belgeleriyle tescil edilen bu ürünün bir başka mahareti ses yalıtımı sağlaması. Katlar arasında ses yalıtımı için ısı yalıtım şapı geliştirdik. 5 cm kalınlığındaki ısı yalıtım şapının ses yalıtımı 23 desibele kadar varıyor. Yani katlar arasında biliyorsunuz binalarda en büyük sorunlardan bir tanesi budur. Katlar arasında sesin yoğun olması, aşağıdakinin üstten rahatsız olması, üsttekinin aşağıdakinden rahatsız olması.
Bu tip şeylerin önüne de geçiyoruz. Ulusal ve uluslararası patent korumalı, inşaat ve yalıtım sektöründe yeni bir çığır açacak nitelikteki bu ürün, hafif olması dolayısıyla olası depremlerde riskleri de en aza indirmiş oluyor. Binanın güçlü olması demek, kolonlarının, kolon ve çirişlerinin güçlü olması demek anlamına geliyor. Yani binayı taşıyan şeyler bunlardır çünkü. Tuğlalar taşımaz. Yığma bina kalmadı günümüzde. Dolayısıyla tuğla sağlamlığıyla beraber, ısı iletim katsayısıyla beraber ne kadar hafif olursa, sağlamlık da içine katarak söylüyorum, ne kadar hafif olursa bina için o kadar az ölü yük demek. Bina için o kadar az ölü yük demek depreme dayanımını arttırmak demektir. Biz şunu da iddia ediyoruz. Hem kolon kirişlere dübel atmamakla birlikte, hem duvar bloğumuz kullanıldığı zaman en iyi, şu an piyasadaki en iyi duvar bloğundan iki kat daha hafif olmasıyla birlikte düşündüğünüz zaman, ısı yalıtım şapı normal şaplara göre 4 kat, 5 kat daha hafif, metreküp yoğunluğumuz 400 kilo. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman bina üzerinde müthiş bir ölü yük kalkmış oluyor. Diğer klasik yöntemlerle yapılan binalara göre. Dolayısıyla Peryum ürünlerine bir de bu taraftan bakmak lazım. Genel Müdür Ali Ağcan Yükselen çevreye olan katkılarını oldukça önemsiyor. Mevlana Kalkınma Ajansı yine çevreye verdiğimiz desteklerden dolayı, yani hem üretim aşamasında açığa çıkmayan kimyasallar, hem de kullanılırken insan sağlığını negatif yönde etkilemeyecek kimyasal içerikli olmaması nedeniyle Mevlana Kalkınma Ajansı da bize 330 projeden 26. olmak suretiyle bir ünitemizin, kırma eleme kurutma ünitemizin temini için bize %50 destek oldu. Burada yani bütün bunları birleştirdiğiniz zaman, yani bir taraftan çevreye olan katkımız, bir taraftan insan sağlığına olan katkımız, bir taraftan enerji verimliliğine olan katkımız, hem sıcak bölgeler için hem soğuk bölgeler için, bir taraftan ürünün tamamen yerli olması, diğer inşaat malzemeleriyle doku uyumu olması, yani ömrü biz 10 yıl demiyoruz, binanın ömrüyle eş değer diyoruz. Bütün bunları değerlendirdiğiniz zaman Peryum Ar-Ge önü açık olan bir firmadır ve Ar-Ge'ye devam edecektir. Ar-Ge'si de hala çalışmaktadır. Biz ölene kadar Ar-Ge diyoruz. Konya Bayi Hasan Söyler, Konya'nın ve Konyalıların yalıtım levhasıyla bloklara sahip çıktığını büyük bir gururla ifade ediyor. Ürün Konya'da üretiliyor. Üçüncü organizede üretiliyor. Burada şehrin merkezi zaten. Yani şu an bir Bosna Hersek ile bir Meram arasında bulunan bir bölge. Yani ürünün istediğimiz zaman hızlı bir şekilde ulaşımı, sevkiyatı sağlanabiliyor. Ki Konyalı, yani artık teknolojiye ayak uyduran ve Konya sanayisi de kendine özgün yeni şeyler üretebilen bir sanayi. Ve tabii ki bu sanayi üretiyorsa Konyalı da buna destek veriyor. Konyalılar için çok teşekkür ederim. Türkiye Distribütörü Yusuf Sekitaş'la uzun vadede yapılan planlamayı konuşuyoruz. Yalıtım malzemeleriyle ilgili ithalatı önlemek, bir adım ötesinde de ihracat gerçekleştirmek asli hedefler arasında. Ülkemize sürekli kazandırmayı hedefleyen bir firmayız. Yalıtım malzememizi, %100 yerli olan malzememizi Türkiye'de tanıtmak aslında yıllık 15 milyar dolarlık bu yalıtım malzemesine verilen ham madde ithalatının önüne geçmek. İkincisi de ihracat yapmak suretiyle döviz girdisi sağlamak, istihdamı arttırmak ve en önemlisi ülkemizin dünyadaki imajını artı yönünde yükseltmeye devam etmek. Bizim hedefimiz bu inşallah. Firma Türkiye ile yetinmeyip dünyaya açılma hedefiyle geleceğe yürürken Genel Müdür Ali Ağcan Yükselen son mesajında çevreye, topluma ve ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı her zaman daha iyiye taşıyacağız diyor. Vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Eğer binanıza yalıtım yaptırmak istiyorsanız hem fiyat olarak uygun olsun, hem doğal olsun, yanmaz olsun, yanmasın. Ve bir kere yapacağız biz bu yalıtımı, bu ömürlük olsun diyorsanız yani Peryum ürünlerini incelemelerini tavsiye ediyoruz. Bizimle muhakkak irtibata geçsinler.
Biz kendilerine bir danışman gibi yardımcı olalım. Alıp almamaları çok önemli değil. Ben Peryum Şirket Genel Müdürü olarak tüm ortaklarım adına buradan kendilerine teşekkür etmek istiyorum. İnşallah başarılarımız devam edecek. Cenab-ı Hakk'ın bize ömür verdiği ölçüde biz çalışmaya devam edeceğiz. Ve başarılara koşmak için elimizden geleni yapacağız. Müzik